Biz belki de tarihinde ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığı bütün yüz binin civarında din gönüllüsüyle, müftüsüyle, vaiziyle, imamıyla bir haftadır can evimizden vurulduk. Tarihinde çok ağır hakaretler yapıldı, ağır iftiralar yapıldı. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'na bu seviyede bir yıpratma, bir bir e, efendim bir itibarsızlaştırma hiç olmadı. Bu öyle bir e, haber ki, bu öyle bir e, itibarsızlaştırma kampanyası ki, bu diyaneti başkanını, hocaları, imamları, topluma toplumun yüzüne bakmaktan bile alıkoyan bir iftiradır bu. Bizi bütün babalarımıza, bütün kızlarımıza, bütün annelerimize, bütün ailelerimize mahcup etmeyi e, hedefleyen bir iftiradır bu. E, doğrusu ben konuşmadım, ilk defa konuşuyorum. İlk defa, ilk defa konuşma, konuşuyorum çünkü tekzibi yayınladık, soruşturmayı başlattık, tip görevlilerini göreve davet ettim ama o günden bugüne konuşmadım. Ama her şeyi içime akıttığımı, bütün arkadaşlarımızın burada nasıl bir üzüntü duyduğunu, Türkiye'nin en ücra köşesinde bu toplumun düğününde, cenazesinde, sevincinde, üzüntüsünde onlarla beraber olan her hocamızın, her din gönüllüsünün nasıl bir üzüntü duyduğunu ben size anlatamam. Bu bir haber değildir. Bu e, İslamofobik nefret içeren, gayri ahlaki bir haber mühendisliğidir. Öncelikle bunun altını çiziyorum. Bütün gazeteci dostlarım lütfen beni dinlesinler. Bu bir haber değildir. Bu İslamofobik nefret içeren, gayri ahlaki bir haber mühendisliğidir. Çünkü evet yani yüz binlerce haber bu benim toplum huzurunda telaffuz etmekten haya ettiğim bu haber e, yüz binlerce yerde yer aldı ve yanına da benim sarıklı cübbem yerleştirildi. Ben buna üzülmedim. Ama bu haber İngilizceye çevrildi. Vatikan'ın yanı başında İtalya'nın en büyük gazetesine manşet yapıldı. Evet. Bu haber bizatihi bu topraklarda bu milletin sadakasıyla kurulan bir haber ajansı tarafından Arapçaya çevrildi ve Arap dünyasına servisi yapıldı. Diyanet aile içinde şunu şunu caiz görüyor diye başlık kullanıldı ve haberleştirildi. Ben buradan bütün halkımıza şunu sormak istiyorum. Beni üzen şahsınla ilgili şeyler değil. Beni iki şey üzdü. Birincisi ben aklını ve ahlakını yitirmiş hiçbir insanın söyleyemeyeceği bir cümleyi hiçbir vatandaşımızın Diyanete isnat edebileceğine ihtimal vermedim. Onun için konuşmadım ve geciktim. Çünkü sıradan aklını ve ahlakını yitirmiş hiçbir insan İslam dini efendim aile içinde e, şunu caiz görüyor demez. Buna üzüldüm. Yani buna on vatandaşımız da olsa, bin vatandaşımız da olsa bu haber mühendisliğinin peşine düşüp sosyal medyanın birinci konusu haline getirmiş olmasından büyük bir azap duydum. Birinci üzüntüm bu. İkinci üzüntüm bu haberin hedefi Keşke ben olsaydım. Keşke diyanet olsaydı. Bu haberin hedefi yeryüzüne rahmeti getiren aile hayatına izzeti, iffeti, hayayı, nezaketi, nezaheti getiren dini mübini İslam'ın kendisine olmuştur. Nereden söylüyorum bunu? Hiçbir İslamofobik nefret suçu içerisinde olan hiçbir müfteri tarih içerisinde İslam dinine İslam geleneğine fıkıh geleneğine böyle bir iftira atmadı. Peki nereden çıktı bu? Siz onu soracaksınız. Hı -hı. Evet, her tek şeyden önce. Evet, Tekrar baş... ediyorum. Her hemen yani, bitiriyorum. Nasıl bu? Hayır hayır e, o anlamda söylemedi. Yani nasıl çıktı bu Şirin fetva? Her evet, şeyden önce. Da 10 dakikamız daha var. Evet. E, yani bu bu sistem nasıl işliyor? Yani bizi dinleyen e, vatandaşlar bu sistemi nasıl işlediğini sizin ağzınızdan tamam. Da duysunlar. Öncelikle Din İşleri Yüksek Kurulu 16 bilim adamından oluşuyor. Bunun 10 tanesi onu ilahiyat fakültelerinde profesör dekan, her biri kendi alanında Türkiye'de uzmanlaşmış, kitaplarıyla, makaleleriyle dünyaya e, yayınlar yapmış ilim adamlarından oluşuyor. Bir defa bütün gazetelerde din işleri yüksek kurulunun fetvası olarak geçti. Bu doğru değil. İkincisi sistem nasıl işliyor? Sistem bir de din işleri yüksek kurulumuzun uzmanları var. Bu uzmanların hepsi master yapmış, doktora yapmış efendim alanında ilahiyat alanında isimler. uzman isimler. Bunların bazıları artık bu sorular konusunda o kadar mahir ki ben onlardan gidip zaman zaman ders almak isterim. Yıllardır ee, bu sorulara cevap vermişler. İkinci sistem bu. Üçüncü sistemde bütün illerde müftülüklerimize sorulabiliyor. Müftülüklerimizde de alo fetva hattı e, diye Çok bir hat ile soruluyorlardı. Sorun nereden kaynaklanmış? İkincisinden kaynaklanmış. İkincisi nedir? Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarına üç teşhis soru geliyor. Mektupla geliyor, e-mail yoluyla geliyor, telefon yoluyla geliyor daha çok e-mail yoluyla gelenlere cevap veriliyor. Biz hemen kapattık. Kapattıktan sonra bir araştırma içerisinde neden kapattığımı anlatacağım. Evet. Kapattıktan sonra araştırmalarımızı yaptık. Birkaç gündür onun üzerine. 1700, verdiğimiz 1700 cevabı bizzat kendim okudum. Gece sabahlara kadar tekrar tekrar okumaya çalıştım. Acaba neresinden ne çıkarabilirler? Yani çünkü Hakikaten e, e, yani çok üzücü şeyler oluyor bu konuda. Bu konuda vatandaş bize bir soru sormuş mu diye Hı. sorduk sisteme. Evet 13 soru sormuş. 13 soru sorulmuş Serpil Hanım. Evet. Bu konuda yani ben e, e, fıtratım ve yapım gereği bu konuyu da aslında bir fakih bunu çekinmeden söylemeli. Tıpkı bir jinekolog bir doktor her şeyi açıkça konuştuğu evet. gibi ama ben benim yapabileceğim bir şeydi. Mizacıma aykırı bir hanımefendinin huzurunda bazı şeyleri söylemiyorum. Yani arkadaşlar yazdılar, bütün dünyaya yaydılar, bütün ailelerin huzurunu kaçırdılar ama e, bu kısmını ifade etmek istiyorum. 13 defa 13 yani evet, aile olmuş. aile içi en seste ilişkiyle ilgili 13 önemli soru sorulmuş. Hep mail, mail yoluyla sorulmuş. Mail yoluyla sorulmuş. Evet. 13'ün 12'sinde biz demişiz ki, standart bir cevabımız olmuş, biz demişiz ki bu patolojik bir sapkınlıktır. 13 cevabın 12'sinde biz demişiz ki, bunun müşahede altına alınması lazım. Doktora işaret etmişiz. Tabi azabı da göstererek, günah olduğunu ifade ederek, Allah'ın yasaklarını da bildirerek tabi. Ama sadece onunla yetinmemişiz. Biz, Din İşleri Yüksek Kurulu bu konuda tecrübelidir. Hukuku ilgilendiriyorsa bir konu, sadece fetvayı vermez, hukuku gösterir. Onun için e, burası da önemli. Tıbbı gösteriyor, psikolojiyi, psikiyatriyi gösteriyor. Arkasından diyor ki, e, yetkililerin bundan haberdar olması lazım. Bunun hukuka da bildirilmesi lazım. Çünkü bu aynı zamanda bir suçtur. Ve en şeni bir suçtur. 12'si, 13'ün 12'sinde biz böyle demişiz. 13'ün birisinde ise şöyle bir şey görülüyor. Ee, sadece uzmanların hükmü inşa ederken istifade ettiği bütün tarihteki bilgi notları var. Hmm. O bilgi notları içerisinden iki tane Arapça alıntı, o Arapça alıntılarının yanlış Türkçe tercümeleri, bunu bu hatayı hiçbir uzmanımızın yapması mümkün değil. İki Arapça alıntı, bu Arapçaların içinde hezeyanlar içeren yanlış tercümeleri, 13. sorunun cevabının içerisine derc edildiğini görüyoruz. Ee, bu teknik bir hata mıdır? Bu bir zuhul mudur? Bu bir efendim, e, kasıt mıdır? Bunu e, bütün güvenlik birimleri e, araştırdılar efendim. Herkesin pin kodunu araştırarak kimin nereden ne olduğunu biz e, ilgili arkadaşların ihmali olan arkadaşların soruşturmanın selameti açısından açığa aldık. Ama uzmanlar konuya devam ediyorlar. Tercübeyi yapan da yorumu yapan kişi mi? Yani standart dışında bir yanıt verilmiş sizin söyledikleriniz. 13'ünden 13'ten 12'sinde standart bir yanıt, 13, 13'sünde üç, bu hata yapılmış. 10, 13'sünde e, bu standart sorunun içerisine bu benim söylediğim patolojik sapkınlık şubu falan onlar bir tarafa bırakılmış, Hı -hı. onlar yok. Sadece bu ifadeler orada yer almış. Bu e, kaldı ki bu ifadelerden de bütün dünyaya duyurulan başlık çıkmaz. Bu sadece haram kelimesinin manasını bilmemekten kaynaklanan bir cehalettir. Ee, yani böyle şeri bir, kötü bir iş yapıldığında bu işi yapan insanın kendi eşiyle olan nikahı sorulmuştur. Bu nikahın düşüp düşmeyeceği ifade edilmiştir. Yani olayın Fark, kendisi sorulmamış farklı, zaten. Farklı, sorulmamıştır. Farklı farklı evet kendisi sorulmamıştır. Farklı mezheplerin orada görüşleri ifade edilmiştir. Haramlık oluşturmaz ifadesi yani nikah düşmez anlamında kullanılmıştır. Bu teknik bir tabirdir. Bu teknik tabirleri bilmeyen cehalet içerisinde olan bir gazetecimiz, bir muhabir Bakın nelere mal oluyor. Türkiye'de her ailenin huzurunu kaçırıyor. Her her anneye, her babaya, her kızımıza bakmaktan bizi imtina ediyor, mahcup ediyor ve bunun bir suçu yok. Onun tabii bir defa bunun mutlaka hukukçular evet. tarafından ele alınması gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bu millet yerde bulmadığı e, dinimiz canımızdan azizdir. E, doğrusu e, di, velev ki diyelim ki burada bir uzman bir zuhul eseri başkasına ait hezeyan içeren bir tercümeyi yanlışlıkla cevabın içerisine zuhul eseri veya kasten sokuşturdu diyelim. Peki bunu alıp diğer 12 soruyu yok sayarak bir gün önceden 16 bin tıklama almış bu yanlış soru. Bir gün önceden. Anlaşılıyor ki önceden organizasyona başlanmış. Kadın derneklerimiz haberdar edilmiş. Pek çok çalışma yapılmış üzerinde. Ve e, haber yapılır yapılmaz yarım saat içerisinde 10 binleri bulan e, tweetlerle sosyal medyada birinci gündem maddesi haline getirildi. Ee, peki, e peki asgari gazetecilik ahlakı bunu Diyanet İşleri Başkanlığı'na sormayı gerektirmez mi? Yahut eğer haram kelimesinin e, farklı manalarını bilmeyecek kadar bir cehalet varsa bir bilene sorması gerekmez mi? Ama bunları yok sayarak e, doğrudan hedefe İslam dinini koyarak hedefte tekrar ifade ediyorum bu bir haber değildir. Bu İslamofobik, nefret içeren gayri ahlaki bir haber mühendisliğidir. Bunu şiddetle kınıyorum ve reddediyorum. Evet.